Adım Ayşe Gülkaya, 1964 Gaziantep doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim ve uzun yıllar avukatlık yaptım. Daha sonra kendimi emekli ederek hobilerimle ilgilenmeye başladım. Cam altı benim için önemli. Cam altının geçmişten gelen ve geleceğe aktarılması gereken güzel bir halk sanatı olduğunu düşünüyorum. Bu sanat üzerinde çalışırken ne yazık ki hocasının olmadığını, artık kimseden öğrenme fırsatımız olmadığını öğrendiğimde üzülmüştüm. Ya birileri yapsın demektense oturup cam altını kendim çalışmayı denedim. Tabii ki önce yerli kaynaklardan araştırma yapmaya çalıştım ama ne yazık ki bu hususta yazılmış herhangi bir kaynak yoktu. Yalnızca iki tane sergi açıldı çünkü bugüne kadar Türkiye'de ve yalnızca iki adet sergi kataloğu var. Bunun dışında Nevesar Aksoy Hanım'ın yazdığı bir tez vardı. Dolayısıyla yabancı kaynaklara başvurmak gerekiyordu ve ben nasıl cam altı yapılması gerektiğini yabancı kaynaklardan öğrendim. Anadolu'da her zaman cam altı az da olsa yaşıyordu. Ben de onlardan küçük bir koleksiyon yapmaya başlamıştım. Nitekim koleksiyonu hala sürdürüyorum ama bugün artık cam altı ile ilgili çalışmalarımın herkes tarafından görülmesini, bilinmesini istiyorum. Ve bunu mümkünse öğretmek, aktarmak, geleceğe kalmasında ufak da olsa bir katkıda bulunmak istiyorum. Cam altı ne yazık ki Türkiye'de çok bilinmeyen bir halk resmi. Cam bir levha üzerine çalışılan soğuk bir teknik, resim tekniği bu. Diğer levhalara, resimlere benzese de görüntüsü aslında tam ters teknikle çalışılıyor. Yani ben camın bir tarafına resim yapıyorum ama siz o levhaya baktığınızda öteki tarafını görüyorsunuz. Dolayısıyla da ben resmi çalışırken sizin nasıl göreceğinizi düşünerek çalışmak zorundayım. Pek çok ressamın hiç sevmediği bir tekniktir bu. Çünkü ters çalışmak yanı sıra düzeltmek ve rötuş yapmak şansınız da yok. Çünkü ressamlar önce fonu boyarlar, figürü, deseni yerleştirirler. En son desen bittiğinde imzalarını atar ve resmi tamamlamış olurlar. Bense çalışmaya başladığımda tam ters bir yöntem uyguluyorum. Önce imzamı atıyorum, sonra camda yani levhanın öbür tarafında gözükmesi gereken neyse onları çizerek başlıyorum. Örneğin bir insan siması çizeceksem önce kaşı, gözü, yüz çizgileri, daha sonra giderek teninin rengi vesaire gözlerini tamamlıyorum. Cam altı aslında dünyanın pek çok ülkesinde de olan bir halk resmi. Örneğin Romanya'da, Çin'de, Hindistan'da, Japonya'da ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde halen canlı bir biçimde sürüyor. Ama Tunus bu konuda iddialı ülkelerden bir tanesi. Tunus'a da Osmanlı üzerinden gitmiş bu cam altı resmi örnekler. Hatta o kadar ki Mustafa Kemal'in ve bazı Anadolu halk öykülerinin Tunus'ta bir cam altı levhada gözükmesi insana ilginç geliyor. Cam altı ustaları Anadolu'da çok önemli meseleleri ya da dini temelli mitolojik, mistik meseleleri aktarmışlar genellikle cam altına. Ve cam altı Anadolu'nun hemen her yerinde, evlerde, dükkanlarda, özellikle tekke, cami gibi önemli insanların çok bulunduğu mekanlarda yer almış bir halk resmi. Ustaları bir öyküden etkilendiklerinde tıpkı türkülerde olduğu gibi bir usta bir resmi yapmış. Daha sonra tıpkı türkülerde olduğu gibi dilden dile, elden ele gezdiğinde bu resimler birbirinden kopyalanarak çoğalmış ve yayılmışlar. İlk usta kimdi bilmesek de sonuç itibariyle biz bu resimlerin genellikle anonim resimler olduğunu söyleyebiliriz. 20. yüzyılın başına kadar elle yapılan bu sanat daha sonra serigrafi baskı yöntemiyle çoğaltılmaya başlanmış. Çünkü artık elle yapılan resim pahalanmış ve ustası azalmış. Giderek daha baskı tekniklerinin gelişmesiyle de serigrafi baskıyla çoğaltılmaya başlanmış. Son temsilcilerden mesela bir tanesi Mehmet Ali Katrancı'dır bu hususta. İmzası olan ustaları çok az görebiliyoruz ki bu değerli parçalar çok önemli sanatçıların ya da özel koleksiyonerlerin evlerinde. Cam altı resmi cam
kolay edinilebilen bir malzeme ve kendi boyalarını yapmışlar genellikle eski ustalar. Boya malzemesi de ucuz olduğu için çok ve rahatlıkla üretilmiş. Bizim ülkemizde cam altını sadece levhalarda genellikle görsek de dünyadaki örneklerinde örneğin kutular, tepsiler vesaire gibi ya da cam kavanozların içine resim yapılması gibi örnekleri görüyoruz. Türkiye'de de genellikle olan örnekler duvara asmak için yapılan levhalar yani resimler. Bizim ülkemizdeki müzelerde örneğin Topkapı Müzesi'nde, Hat Müzesi'nde çokça örnekleri var cam altının ama ne yazık ki artık onlar teşhir edilmiyor genellikle ve saklanıyorlar. Bizde cam levhalar ve aynalar, özellikle gelin aynaları, damat aynaları şeklinde yapılan cam altı başka ülkelerde başka örneklerle görülüyor dedim. Ama genellikle bütün bu üretilen eserler iç mekanlar için üretilmiş. Yani cam altının dış mekanda uygulandığını görmedim. Çünkü o zaman başka boyalar, başka teknikler kullanmak gerekiyor dış cephe için. Yani cam altı aynı zamanda hassas resimler diyebiliriz. Çünkü üzerindeki boyaların camın çabucak bu boyaları bırakabileceği düşünülürse hassas malzemeler olduğunu söyleyebiliriz. Ben cam altı çalışmaya başladığımda aslında bunu yapmamam gerektiği, başka çağdaş sanatlarla uğraşmam gerektiği bana da söylenmişti. Ben kesinlikle çağdaş sanatlar tabii ki çok güzel ama geleneksel sanatları da yaşatmak gerektiğini düşündüğüm için cam altı çalışmada ısrar ettim. Çağdaş sanatların çalışılması, ülkede yaygınlaşmasından sonra halk sanatları son derece küçümsenen, dışlanan eserler olmuşlar. Dolayısıyla da giderek gözden kaybolmuşlar. Bugün Türkiye'de çok az sayıda üreteni cam altının ve çok az sayıda da koleksiyoneri yani bileni var. Ama bunun yaşaması ve geleceğe aktarılması, içlerindeki öyküler dikkate alındığında son derece değerli ve önemli geliyor bana. Örneğin Şahmaran hikayesinde olduğu gibi, örneğin Amentü gemilerinde olduğu gibi, Yedi Uyurlar hikayesinde olduğu gibi pek çok Anadolu'nun öyküsü, hikayesi, çocuklara ders veren, bize mutlaka meseller anlatan bu resimlerin özel olarak yaşatılması gerektiğini, hatta yeni öykülerle, çünkü Anadolu öykü üretmeye devam ediyor, yeni öykülerle, yeni resimlerle cam altı sanatının yoluna devam etmesini istiyorum. Türk cam altı sanatıyla yurt dışındaki cam altı resimler arasında önemli bir fark da şu. Cam altı resimlerde her tür boya kullanılıyor. Gerek eski ustaların kendi boyalarını yapmasında olduğu gibi, örneğin vernikle ya da başka malzemelerle, gomalakla karıştırılan toz boyalarla ya da kök boyalarla elde edilen boyalar da var eski örneklerde. Ama akrilik gibi vesaire her tür su bazlı boyalarında kullanıldığını görüyoruz. Bugün tabii ki teknik ve kimya ilerlediği için pek çok cama kullanılan boya türü var. Ama sulu boya dahil pek çok boyanın cam altı resimler yaparken kullanıldığını görüyoruz. Bu cam altı resminin kimi yerlerinde eski ustalarda şeffaf malzemeler, boyalar kullanmışlar. Ya da boşluk bırakmışlar, boyamadan bıraktıkları alanlar var. Bu alanlarda alanların arkasına renkli kağıtlar, şeker kağıtları ya da desenli kumaşlar, olabildiğince parlak ya da desenli malzemeleri yerleştirmişler. Alüminyum folyoda olduğu gibi. Ve dolayısıyla Türkiye'deki üretilen cam altı ürünlerin pek çoğunda bu tür malzemeler kullanıldığı için yurt dışında üretilen cam altı resimlerinden çok büyük bir fark ve bir özellik olarak gözüküyor bu da. Cam altı halk sanatı olduğu için ben resim yapmaya başladığımda, cam altı resmi yapmaya başladığımda her halk sanatçısının olduğu gibi benim de bir mahlasım olması gerektiğini düşündüm. Balat'ta yaşıyorum. Balat tarihi bir bölge. İstanbul için son derece değerli, gerçek İstanbul diyebileceğimiz bir bölge. Ve gerçekten insanlara sanat üretmeleri konusunda ilham veren bir bölge olduğu için ben kendime Balatlı A mahlasını kullandım ve bu çalışmaların tamamı
bize hikayeler, öyküler anlattığı için de atölyemin ismini hepsi hikaye koydum. Camaltı halk resminin kaybolması yalnızca bir sanatın kaybolması anlamına gelmiyor. Çünkü camaltı halk resminde Anadolu'nun binlerce yıllık bilgi ve görgü ve birikiminin saklanması gerekiyor bana göre. Dolayısıyla halk resminin, bu camaltı halk resminin kaybolması aynı zamanda Anadolu'nun binlerce yıllık bilgi ve görgü birikiminin kaybolması anlamına gelecek. Oysa o öykülerin ve birikimlerin çocuklarımıza ve gelecek neslimize aktarılması gerekiyor. Bu nedenle camaltı halk resmini mutlaka korumak ve geleceğe aktarmak gerektiğini düşünüyorum.